Efendim? Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Beni merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben sana söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. İyi, o zaman uzun uzun düşünün. Bolca vaktiniz var. Aklınıza bir şey gelirse o zaman ararsınız. Aşkım kızım. Zeynep'in eşyalarını topladım. Sen verirsin gidince. Tamam. Toplantıya gideceksin değil mi? Hı hı. Tamam, okulda görüşürüz o zaman. Ya Melis. Bu okuldaki olayı kim yaptı biliyor musun? Bir fikrim yok. Hem ben nereden bilebilirim ki kimin yaptığını baba? Yani her kim yaptıysa Zeynep'i rezil etmek için yapmış. Acaba Zeynep'i rezil etmek için mi yapmış yoksa beni mi rezil etmek için yapmış? Bir düşün istersen. Hala Zeynep diyor ya. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Gördüğün gibi iyiyim ben. Aradım seni, niye açmadın? Canım istemedi çünkü. Anlaşıldı. Yürüyerek mi gideceksin, arabayla mı gidelim? Sana ne? Hayır yani, yürüyerek gideceksen arabayı burada bırakacağım, çıkışta alacağım. Daha mutlu olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım galiba. Ben de öyle sanıyordum ama öyle değilmiş. Keşke daha büyük bir organizasyon yapsaydın ya da benden yardım isteseydin. Gerek yok canım, sağ ol. Ben kendi işimi kendim halledebilirim. Ha. Aklında yine bir şeyler var galiba. Süründüreceğim ikisini de. Öncelik kimde peki? Kerem de mi, Zeynep de mi? Söyle bakayım. Hiç fark etmez. O zaman sana çok güzel bir haberim var. Kerem kısmı tamamdır. Nasıl yani? Ona öyle bir şey yapıyorum ki yakında Kerem Sayer'den eser kalmayacak. Anlasana, ne yapıyorsun? Fazla merak sürprizi öldürür bebeğim. Sen beklemeye kalacaksın. Eline ne oldu? Hiç. Kavga mı ettin? Yok. Biraz kum torbasına yüklendim. Kerem abim salaklık yapsın. Sana geldim, yapamayacağım dedim. Sen her şeyi göze almıştın. Ona rağmen hayır dedim sana.
Ne kadar büyük bir aptallık yaptığımın farkındayım şimdi. Ne oldu sana? Ne olduysa oldu, boş ver. Artık hiç kimsenin önemi yok bizden başka. Ne Melis'in ne de bir başkasının. Peki Cihan Hoca'nın? Onun da. Bak bazen hayattan öyle tokatlar yersin ki ben alasını yedim. O yüzden artık başkaları için üzülmeyeceğiz. Başkaları için birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Biz yanlış bir şey yapmadık ki. Utanılacak bir şey de yapmadık. Tamam mı? Yani benim için tamam. Öyle işte. Ya hadi söylesene, öleceğim meraktan. Hiçbir şey olmaz. Ya tamam, hepsini anlatma. Bir ipucu var en azından. Hayatta herkesin bir zaafı vardır, tamam mı? Bazıları çok iyi saklar, öğrenemezsin. Ama bazen de beklersin, beklersin, kendi oltaya düşer. Sen boşuna yapacağım diyorsun. Yapmışsın zaten bir şeyler. İşte bizim de kendimize göre bildiğimiz bir şey var. Ondan gidiyoruz. Ama merak etme, yakında öğrenirsin. Peki ne değişti? Ben değiştim. Ama ne olduğunu sorma. Anlatırım, tamam mı? Tamam. Zeynep. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.